Pandemiden dolayı okul çantalar eskitilemedi. O yüzden okullar şimdi açılıyor ama millet eski çantalarını kullanıyor. O yüzden çarşıda durgunluk var. Satışlarımız çok iyi değil ama çok da kötü değil. Hani hedeflerimizin altında oluyor. Çarşı kalabalık ama şöyle şimdi Almanca sezonundan da biz para kazanıyorduk. Tek okuldan dolayı değil. Almanca sezonu da çok olmadı bu sene pandemiden dolayı. Müşteri durumu fena değil. Yani güzel. Fiyatlarda artış var. Şimdi şöyle ham madde bulamıyor firmalar. Ham madde bulamadığı için de elindeki malların fiyatını arttırıyor kalmadığı için. Öyle olunca da onlardan bize geliyor. Biz de arttırmak durumunda kalıyoruz. Bu da bizi biraz mağdur ediyor. Çünkü müşteriye fiyatlar çok geliyor. Bir de Türkiye şartlarına bakacak olursak. O yüzden yine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yani ikramlarımız indirimlerimiz. Yani çanta başı mesela 130 liraya çattığımız, sattığımız çantalar bu sene 160 lira, 170 lira civarlarında oluyor ama yine geçen seneki çattığı, sattığımız fiyatlara indirmeye çalışıyoruz. Beslenme çantalarında çok bir değişiklik olmuyor çünkü ebat küçük, fa üretim fazla. Onlarda zaten 10 lira falan bir artış söz konusu oluyor. 30 TL, 40 TL o civarlarda büyüklüğüne, kalitesine göre değişiyor. Kış sezonunda azalma oluyor çarşıda. Yani bir tek benim için değil tüm sektörler için çarşıda azalma oluyor. Çok bir beklentimiz yok iyi yönde. Ama tabii ki rızkı veren Allah yine beklentilerimiz yüksek tutmak zorundayız. 2020'de daha fazlaydı çünkü. Bu sene de işte yine oluyor 3-5 bir şey ama çok fazla olmuyor.